Selam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Marvel Future Revolution'a başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Rehber ile başlayacağız. Marvel Future Revolution aslında bir süredir soft launch adı altında yani bir kapalı beta mantığını düşünecek olursak oynanılabilen bir oyundu çeşitli VPN'lerle çeşitli bölgelerden. Ben de bu süreç zarfında biraz bilgi edindim ve şu an oyun hakkında donanımlı olduğumu düşünüyorum bilgi bakımından. Ve bu bilgilerimi Türkçeleştirerek edinmen geldiği kadarıyla sizlere aktarmak istiyorum. Bugünkü hepimizin konusu ise e, oyuna başlarken hangi dört karakteri seçmemiz gerekiyor, neye göre seçmemiz gerekiyor bu konuya değineceğiz. Özetleyecek olursak arkadaşlar Marvel Future Revolution'da şu anda oynanabilir 8 karakter var. Bunlar tabii ki zamanla çoğalacaktır. Bu 8 karakter arasında hepsi birbirinden güzel bir tane hariç. Arkadaşlar öncelikle bu videoya başlamadan önce şunu belirtmem gerekiyor en başından. Early Access yani bu kapalı Beton hem fikir olacağı bir nokta vardır ki o da Star Lord'un gerçekten oyunun en kötü karakteri olduğunu, hiçbir şeyi tek başına yapamıyor ne PvE'de ne PvP'de. Tabii ki fan olabilirsiniz, karakteri çok sevebilirsiniz ama oyundan verim almak istiyorsanız ne yazık ki bu 8 karakteri 7 karakter olarak görmeyi hemen şimdi başlamanız gerekiyor. Bunu da söyledi söylediğime göre şimdi asıl rehbere başlayacak olursak. Şimdi bildiğimiz oyuna başladığımızda bize 4 tane karakter slotu verecek ücretsiz bir şekilde direkt başlangıçta. Bunlar zamanla çeşitli yollarla arttırılabiliyor hiç merak etmeyin. Bunlara ilerleyen videolarda değineceğim. Şimdi elimizdeki 4 karakter sotunu neye göre değerlendireceğiz? Nasıl bir sıralama yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey oyunun bütün kontentini, ana kontentini yani bu ana görevlerini belli bir noktaya kadar yapmamız gerekiyor. Hatta belli bir noktaya kadar değil hepsini yapmamız gerekiyor ve burada hem otoplay olsun hem de hem de manuel oynayacağımız zaman bizi çok ama çok rahat bir şekilde hızlı hızlı ilerletebilecek iki karakter var ve Birinci karakter slotumuzu da bu iki karakterden birisini ayırıyoruz. Bu karakterler kim? İlki Doctor Strange, ikincisi ise Storm. Abi şu site çok saçma tatlı bir tek ben mi böyle düşünüyorum acaba? Neyse. Şimdi bu neden bu iki karakter? Hızlıca konuya tekrar dönelim. Bu iki karakterin ortak özelliği oto ataklarının dahil bütün yetenek setinin alan vurması. Bu da demek oluyor ki mobları daha hızlı temizliyorsunuz ve i̇şte bu oyun bir gacha oyunu değil ya da Marvel Future Fight gibi böyle tek başınıza oynadığınız bir oyun değil. Bu oyun bildiğimiz bir mobil MMORPG, mobil aksiyon MMORPG diyebiliriz birazcık daha. Yani birden fazla alanlarda birden fazla oyuncu olacağı için ve görevleriniz eğer partide değilseniz ortak sayılmayacağı için mobları sizin kesmeniz gerekiyor. O yüzden de hız, o yüzden de hızlı hızlı ilerlemek isteyen arkadaşlarımın e, ya Storm ya da Doctor Strange'i leveling kaydı olarak hatta şuradan da gösterebilirim. Hem Doctor Strange'de hem de Storm'a bakacak olursanız leveling yazar. İkisi de oynaması çok kolaydı. Bana göre Doctor Strange bir tık daha iyi. Bunu söylemekte fayda var. Tercihinizi yapabilirsiniz. Aralarında neredeyse hiçbir fark yok. İlk karakter slotumuzu leveling kalımıza göre yani bu seviye atlama işi diye Türkçeleştirebiliriz ya da farm diye de çevirebiliriz. Farm karakterimizi seçtikten sonra ikinci slotta ana karakterinizi seçeceksiniz. Bakın bu ana karakterde siz ne istiyorsunuz, neyden keyif alıyorsunuz, neye yatırım yapmak istiyorsunuz onu seçmeniz lazım. Benim ana karakterim şu konumda ya Spider-Man <laughs> ya da Captain America. henüz tercih etmedim. Henüz kararımı tam olarak veremedim. Zaten şu an Doktor Strange'i kastığım için pek de bir acelem yok açıkçası. Şimdi hızlıca bu ana karakteri seçmek için kafanızdaki soru işaretlerini de cevaplandırabilmek için, bütün debilmek için bütün karakterleri o yüzeysel olarak değerlendireceğim. Ee, StarLord'dan başlayacağım dediğim gibi. StarLord gerçekten oyundaki en kötü karakter. Hiçbir işi tek başına yapamıyor. Early Access yani bu kapalı beta sürecinde oyun oynayanlar ve StarLord'u ana karakter yapan pek çok arkadaşımız Reddit'ten, çeşitli Discord sunucularından, YouTube'dan bunu siz de doğrulayabilirsiniz birazcık araştırırsanız ağladılar. Çünkü hani raid yapamıyorlar, content temizleyemiyorlar, ilerleyemiyorlar. Kimisi yeni savaşmak zorunda kaldı. Kimisi öyle devam edip acı çekti. O yüzden Star Lord'u şu anda bir güncelleme gelmeden, bir buff gelmeden oynamayın. Tercih etmeyin. Pişman olursunuz. Ha seviyorsanız oynayın o sizin bileceğiniz iş. Ben önden hardcore ya da semi hardcore bu oyunu oynamak isteyenler için bilgilendiriyorum. Storm ya da hmm. Doktor Strange'i zaten farm için kasacaksınız. Ama ikisini kasmayın bir tanesi gayet yeterli. Boşuna bir slot öldürmeyin çünkü hemen hemen ikisi aynı. Kaptan oyundaki en iyi de ama single target DPS yani tekil hedeflere maksimum hasar vuran karakterlerden bir tanesi. Bir diğeri de Black Widow'dur single target olarak. Kaptan Marvel eğer böyle tekil hedeflere maksimum hasar vurmak istiyorsanız tercih edebilir. Gayet güzel bir karakter PvE'de. PvP'de birazcık daha alt sıralarda kalıyor çok fazla tercih edilmiyor PvP'de. Onun bilgilendirmekte fayda var. İyi güçlü bir karakter PvE'de çok rahat edersiniz. PvP'de de gene iş yapar ama PvE'de aldığınız verimi alamazsınız. Oynaması da nispeten kolaydır. Hatta buradan gidersen da birazcık ipucu vermiş oldu. Yani ortalama demişler. Ben ortalama olduğunu düşünmüyorum. Bence gayet basit. İki tane kombosu var zaten. Doğru düzgün. Sonrası rastgele geliyor. Ee... Sıradaki Spider-Man, Spider-Man benim önerdiğim karakterlerden bir tanesi ama <laughs> ana karakterinizi yapmayın bence PvP karakterinizi yapın. Zaten önünde e, PvP karakterinizi yapın çünkü oyunda gerçekten PvP bakımından en güçlü iki karakterden bir tanesi diyebilirim. Üç karakterden bir tanesi pardon düzelteyim. <laughs> Yani PvP üzerine oynayacaksanız Spider-Man ile başlamanızda büyük bir fayda var. PvP neden erken oyunda önemli diye soracak olursanız arkadaşlar bu oyunun PvP sistemi hem keyifli bence hem de oldukça ödüllendirici. Yani erken oyunda PvP'ye odaklanırsanız erkenden ödülleri almaya başlayacağınız için hesabınızda uzun vadede daha erken ilerlemeye başlamış olacak. Daha erken gelişmeye başlayacak hesabınız. Bu yüzden PvP önemli. Şimdi Spider-Man... Hakkında biraz daha detaylı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar Spider-Man animasyon iptalleri olsun komboları olsun birazcık zor oynaması belki de oyunun en zor ikinci karakteri ve nispeten birazcık sistem istiyor telefonunuz orta segment ya da orta üst segment değilse tercih etmenizi önermem çünkü zorlanırsınız animasyon iptallerini yapamayacağınız için rotasyonları yapamayacağınız için zorlanacaksınız kendinizi acı çektirmekten ziyade daha mantıklı piklere yönelmek, daha mantıklı karakterlere yönelmek bence daha mantıklı olacaktır. Iron Man oynaması en basit karakterlerden bir tanesi ve o erken ve orta oyunu atlattığınız atlattıktan sonra inanılmaz bir şekilde scale alıp oyunun en iyi karakterlerden karakterlerinden birisine dönüşüyor. Hem PvP'de hem de late game PvE'de oldukça işinize yarayacak bir karakter. O yüzden Ayomen'i kesinlikle öneririm. Çok fazla telefonunuzun ya da bilgisayarınızın iyi olmasına gerek yok. Ortalama bir cihazla gayet akıcı bir şekilde verim alırsınız. Hiç tereddüt etmeyin. Ayomen'e e yatırım yapmak gayet mantıklı. Star Lord oynamayın dedik zaten. Storm hakkında konuştuk. Kaptan Amerika. Normalde diğer oyunlarda Kaptan Amerika böyle çok güç yani güçlü olmak için kostüm ister bir şey ister veya böyle oynaması çok öyle değil. Captain Amerika oynaması nispeten zor bir karakter ama oyunun en iyi karakteri. Yani şu anki meta için konuşuyorum. Yani şu anki yaman için konuşuyorum. PvE'de de PvP'de de her şeyde çok iyi. Mutlaka almanız gereken bir karakter. o 4 bir tanesi mutlaka Kaptan Amerika'nın olmak zorunda. En azından şu an için konuşuyorum. Eğer siz videoyu bundan birkaç ay sonra izlerseniz daha güncel kaynaklara bakmanızı öneririm. Şu an day one yani birinci günde alabileceğiniz en mantıklı karakter kaptan amerika'dır mutlaka alın ve ana karakteriniz yapabilirsiniz seni hani hiçbir şekilde zarar ettirmez aksine çok daha verim alırsınız. Black Widow oyundaki oynaması en zor karakter ve single target dps yani bu tekil hedefe verilen hasar bakımından zirve noktada hem pvp'de hem de pve'de dps olarak yani hasar bakımından zirveye oynayan bir karakter tercih edebilirsiniz ama Spider-Man'deki olayın bir tık üstü ortalamanın üzerine bir cihaz. Ortalamanın üzerine bir cihaz ister. Çünkü oynaması zor. Animasyon iptalleri, rotasyonları nispeten daha zor. Yanlış yaparsanız verim alamazsınız. Bunun bilincinde olun. Ben PvE'den ziyade daha doğrusu e, PvP için Ama PvE'de şöyle bir sistem yeteneği var. Arkadaşlar infaz edebiliyor. Bu ne demek? Yaratık ya da boz belli bir can yüzleliğine düştüğü zaman direkt olarak tek skillle infaz edebiliyor. Yani bu yüzden Black Widow oldukça güçlü. Onun dışında zaten Doktor Strange hakkında konuştuk. Ve böylece oyundaki tüm karakter hakkında yüzeysel bir bilgi sahibi olduğunuz ilerleyen süreçte tüm karakterler için detaylı rehberler gelecek. Şimdi ne dedik? Ana slota bir tane farm karakter alıyorsunuz. Bu Strange ya da Storm. Ben, hani, eğer maksimum verim almak istiyorsanız. İkinci karakter slotunuzda ana karakterinizi seçiyorsunuz. Bu durumda benim kendime göre seçmiş olduğum Kaptan Amerika. Sizin yapacağınız, sizin tercih liste bakmayın. Hani Star Lord'a, Star Lord'a oynamayın. Hani kendiniz bunların arasından tercih yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi. Eğer ana karakterinizde Strange ya da Storm alacaksanız Farm için almayın başka bir karakter. Boşu boşuna slot harcamış olursunuz. Neyse üçüncü karakter slotumuz ne olacak? Arkadaşlar dediğim gibi PvP boyunda önemli ve PvP için karakter almanız lazım. PvP için dört tane karakter önereceğim. Ama Black Widow'u dediğim gibi şartlarını karşılayabiliyorsanız alın yoksa verim alamazsınız. Şu üçü PvP'de sizi rahat ettirecektir. Spider-Man'e alışmak birazcık zaman alacak. Öğrenmesi zaman alacak da bir, bir, birkaç Maç belki bir gün, iki gün ama sonrasında verim alacaksınız, biliyorsun. alacaksınız. Ee, Iron Man birazcık yatırım istiyor. Yani yatırımdan kastım maddi değil, tamamen oyuna zaman harcamanız gerekiyor. Sonrasında bir canavara dönüşüyor. Kaptan America ise oldukça güçlü yani. Güçlü yani. Sıralama yapacak olursam ben olsam e, Spiderman, Captain America, Iron Man tarzında bir sıralama yapardım. PvP için. Dördüncü slot ise flex pick. Yani burada siz kimi istiyorsunuz? Neyi tercih ediyorsunuz? Mesela benim flex pick'im Kaptan Marvel. Ama ben Iron Man'ı Man, Man alabiliyorum. Şu anda iki hesap kasıyorum. Birisinde Kaptan Marvel aldım. Birisinde Kap, e, Iron Man aldım. Şimdi genel dörtlüğe bakacak olursak günün sonunda ne olacak? Farm karakteri, ana karakter, PvP ve Flex. Eğer ki sizin kafanıza takılan sorular var ise hani şu nasıl çalışıyor, bu sistem nasıl çalışıyor, işte kart sistemi ne, battle pass değer mi, işte e, oyun içi mağazadan ne almamız gerekir, parayı neye yatırmamız lazım, para yatırmak zorunda mıyız gibi sorularınız varsa bunların hepsini ben zamanla cevaplayacağım. Ama eğer siz sorunun cevabını bir an önce istiyorsanız aşağıdan videoyu, aşağıdan videoyu beğendikten sonra bir yorum bırakırsanız olabildiğince hızlı bir şekilde muhtemelen, muhtemelen pardon dilim sürçtü Bir saat içerisinde aradığınız cevabı bulmuş olursunuz. Um, oyunda yabancı pek çok kaynak var. Türkçe kaynak yok. Elimden geldiği kadarıyla Türkçeleştirerek size rehberle hazırlamaya çalışıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.